Herkese merhaba. Şu anda Nepal'de Kathmandu'da Durbar Meydanı'ndayım. Durbar Meydanı'nın özelliği ne? Bu meydan daha önce, yıllar öncesinde, kral dönemlerinde saray meydanı olarak biliniyor. Ve halkın toplandığı, konuşmaların yaptığı, gösterilerini yaptığı bir alan olarak biliniyor. Şimdi bakalım nasıl kullanılıyor, nasıl bir yer? Size onu yavaş yavaş tanıtmaya çalışacağım. Tabii turistlerin yoğun olarak gelmesiyle birlikte burada tabii ki turistik bir yer olmuş. Burada birçok otantik şey bulabilirsiniz ki hepsi de gerçekten çok hoşuma, benim de çok hoşuma gidiyor. Hepsini alayım götüreyim diyorum ama işte oğlum her şeyi alıp götüremiyorsunuz maalesef. Belli bir bagaj limitiniz var. Bir zamanlar kral halkı buraya toplayıp konuşma yaparmış. Tüm gösteriler, şenlikler, festivaller hep bu meydanda olurmuş. Kathmandu Vadisi'nde bu meydandan 3 tane var. Kathmandu'da var, Bhaktepur'da var ve Patan'da var. Bunun 3 tane olmasının sebebi kralın zamanında 3 tane oğlu varmış ve 3 oğlunu da buralara yerleştirmiş. Onlara krallıklar vermiş. Bölgeye yerleşen bu üç genç kral kendi durbar meydanlarını yapıyorlar. Ve kendi durbar meydanlarını yaptıktan sonra tabii ki kendi saraylarını yapıyorlar, kendi tapınaklarını yapıyorlar. Burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Bir kral herhangi bir tapınak yaptıktan sonra bir diğeri daha heybetlisini yapıyormuş ki halkın gözünde itibar kaybetmemek için. Ve o bu anlamda da buralar çok gelişmiş ve tapınaklarla dolu ve güzel tarihi eserlerle dolu. Burada da ibadetlerini yapıyorlar. Daha doğrusu ibadetlerini yaptıkları yerlerden bir tanesi de bu. Şehirde binlerce bu şekilde küçüklü büyük tapınak var. Arkamda gördüğünüz bir Ganesh tapınağı. Aslında küçük bir türbe burası. Ama Kathmandu Vadisi'nin en önemli dördüncü türbelerinden, dördüncü tapınaklarından bir tanesi. Hintliler tarafından çok sevilen bir tanrı. Bir kişi yolculuğa çıkmadan önce veya bir şey yapmadan önce Ganesh türbelerinden, Ganesh tapınaklarından birini ziyaret ediyor. Etrafında dönüyor, tavaf ediyor ve alnına küçük bir tika, kırmızı işaret sürerek yolculuğunun ve başladığı için güzel geçmesini diliyor. İnsanlar tapınağı ziyaret için sıra bekliyorlar. Kuyruk oluşturmuşlar. Arkamda muhtemelen görüyorsunuzdur. Gençler tapınağın üzerlerinde, merdivenlerde olsun baya bayılıyorlar. Polis arada sırada bunlara kızsa, kovalasa da pek dinlemiyorlar, tekrar geri geliyorlar. ...1960'lı yıllarda buraya gelen
şişek çocuklar yani hippiler burada merdivenlerde oturan sadolarla çok iyi anlaşmışlar. Çünkü hayat görüşleri hemen hemen aynı. Onlar da otoriteyi reddediyor. Bunlar da. Onlar da çalışmayı reddediyor. Bunlar da çalışmayı reddediyor. Ve bu anlamda çok iyi anlaşıyorlar. Ve onlarla ilgili çok güzel de fotoğraflar var. O alışkanlık, işte bu merdivenlerde burada oturma alışkanlığı aslında o zamandan kalma bir alışkanlık. Buraya gelen çiçek çocuklar arkamda görmüş olduğunuz tam bu meydanda kimliklerini, pasaportlarını bir yığın haline getirerek yakıyorlar. Sınırları kabul etmiyorlar çünkü. Şu anda karşımda gördüğünüz tamir edilen, restore edilen tapınak Shiva tapınağı 2015'teki depremde zarar gören yıkılan tapınaklardan bir tanesi. 2015'teki depremde burası gerçekten de çok büyük bir hasar aldı. Çok büyük bir yıkım gerçekleşti. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz binanın adı Kumari Bahar. Yaşayan tanrıca Kumari Devi'nin yaşadığı. Bu binada bulunan tüm ağaç yapıların tamamı kutsal sayılıyor ve o ağaçların hiçbiri tamirat yapıldıktan sonra bile değiştirilse dahi kutsal sayıldığı için hiçbir yerde hiçbir amaçla kullanılmıyor. Bu binanın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu anda hala içinde yaşayan bir tanrıç olması. Nepal'deki en ilginç geleneklerden bir tanesi belirli dönemlerde 4-5 yaşında küçük bir kızı seçerek tanrıça ilan etmeleri. Bu seçimin detaylarını biraz sonra vereceğim. Gerçekten de çok ilginç bir seçim. Seçtikleri bu küçük kızın tanrıça Telaju'nun gölgesi olduğuna inanıyorlar. Bu tanrıça kim? Bu tanrıça Nepal'i koruyan tanrı. ...4-5 yaşında tanrıça olarak seçilen çocuk ilk ergenliğe ulaştığı günden itibaren tanrıça özelliği bitiyor ve yerine başka bir tanrıça seçiliyor. Tanrıça seçimi de tabii ki çok ritüellere dayanan, içerisinde çok fazla ritüel barındıran bir seçim. 4-5 yaşındaki çocuklar, tabii bu da burada çok önemli bir nokta var. Belirli kasta, belirli ailelerin çocukları toplanıyor. Nepal'deki her çocuğu bu şekilde seçmiyorlar. Bu ailelerin çocuklarında tabii ki belli özellikleri aranıyor. Tanrıça seçilmeleri için. İşte gözlerinden tutun, omurga yapılarına kadar, yüz ifadelerine kadar birçok şeyde kriterleri var. Bu çocukların o 4-5 yaşına kadar hiçbir hayvanı öldürmemeleri gerekiyor ve vücutlarından kan akmaması gerekiyor. Aranan tüm özelliklere sahip olan çocuk bulunduktan sonra son gün son bir sınava tabi tutuluyor. Bu sınav çocuk bir gece bir odaya kapatılıyor ve odanın içerisinde kesik, at, domuz ve keçi kafaları bulunuyor. Yeni kesilmiş. Çocuk sabaha kadar korkmadan bu odada beklerse yaşayan tanrıça Kumari Devi olmaya hak kazanıyor. Önceden Kumari Devi'nin olduğu o Kumari Bahal denilen binayı gezmeye izin veriyorlardı. Şimdi kapatmışlar, izin vermiyorlar.
muhtemelen çok fazla ziyaretçi olduğu için